Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sonu bir karavan markası olan otomobilin lansmanındaydık. Peki bu lansmanda neler yaşadık, bu videomuzda sizlere bunu anlatacağız. Otomobil arkadaşlar biliyorsunuz pek çok aracı direkt olarak karavana çevirip bunları kullanıcılara sunuyor. Monoblock, fiberglass ve antibakteriyel alev almaz bir gövdeden üretiyor genel olarak tasarımlarını. Bu sayede daha hafif, paslanmaz, ek yeri olmadığı için kesinlikle su almayan, sızdırma yapmayan ve rutubet oluşturmayan karavanlar sunuyor bizlere. Bu gerçekten güzel bir özellik. Zaten biz de lansmana gittiğimizde otomobil tarafından tasarlanan karavanları gördük ve gerçekten muazzam ürünlerin ortaya çıktığını sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Şunu söylediler bize, kabinin antibakteriyel özelliğinden dolayı bakteri oluşumunun engellendiğini, soğuk ve sıcak hava koşullarında dışarıdaki havayı daha az hissetmemizi sağladığını söylediler bu tasarımların. Yani örneğin karavanınızı yazın bir yere çektiniz, güneş yukarıdan vuruyor. Karavanın içine girdiğinizde bir mikrodalga fırın havası olmuyor arkadaşlar. Yani içerisi böyle cehennem sıcağı olmuyor. Bunu tabii ki mükemmel bir izolasyonla sağlamışlar. Aynı durum arkadaşlar soğuk havalar için de geçerli. Örneğin karavanınızda kışın bir noktaya gittiğinizde dışarıda metrelerce kar yağıyor olsa bile siz ısıtma sisteminizi ve bastonunuzu açtığınız zaman çok fazla etkilenmiyorsunuz. Bu da gerçekten önemli diyebiliriz. 20 milimetreden yüksek dantisteli poliüretan izolasyon kullanılıyormuş. Bunu söylediler bizlere. Bu da karavanı bir termosa çeviriyormuş. Yani karavanı devasa bir termos olarak düşünebilirsiniz. Gerçekten bizim için keyifli bir etkinlik oldu arkadaşlar. Otomobilin pek çok karavanını gördük. Bir pick-up'ı bile karavan haline getirmişler ki pick-up'ın kasasını şöyle bir göz önünüze getirdiğiniz zaman oldukça küçük dersiniz. Yani bunun içine nasıl bir yaşam alanı sığdırılabilir dersiniz. Ama adamlar gerçekten yapmış. Otomobilin hemen üst kısmına mesela yatak yapmışlar. Alt kısmına böyle ufak bir mutfak yapmışlar. Bir tane tuvalet koymuşlar oraya. Gerçekten hani dışta bir tane duş şey var. Onunla yazın için özellikle biraz daha kullanışlı. Bir şekilde yapmışlar. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ya pick-up'tan karavan olur mu dersiniz ama adamlar yapmış. Mesela transporter tarzı kısa şase minibüslerde de gerçekten güzel işler çıkartmış ortaya. Tabii ki en güzeli yine arkadaşlar uzun şase dediğimiz minibüsler. Uzun şase minibüslerde gerçekten muazzam işler çıkartıyorlar. Zaten baktığınız zaman ne kadar fark yarattığını kendiniz de görebiliyorsunuz. Şunu da dipnot olarak söylemek isterim sizlere. Yani karavan tecrübeniz yoksa öncelikle bir karavan kiralayıp bu karavanı deneyimledikten sonra hani ya evet ben karavanda yapabiliyorum, karavan tatili güzelmiş diyeyim. Ondan sonra karavan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa direkt hiç karavan tecrübeniz olmadan direkt bir karavan alırsanız belki umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Çünkü karavanda yaşamak her zaman çok kolay olmuyor. Sonuçta bunun suyu var, tuvaleti var, giderler var, pis su tankı var, temiz su tankı var. Yani öyle çok kolay bir yaşam değil. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin pis su tankını sizin boşaltmanız gerekiyor. Yani biri gelip boşaltmıyor sonuçta onu. Bazı karavanlarda bu otomatik olarak gerçekleşiyor ama bazılarında da direkt olarak siz yapıyorsunuz bunu. Temiz su tankında sürekli su bulundurmanız gerekiyor. Ve bastonunuzun bakımlarını yaptırmanız gerekiyor. Akülerinizin bakımlarını yaptırmanız gerekiyor. Yani bir elektrik aksamında çıkacak aksilik, ufak bir kopukluk, bir kısa devre bir anda karavandaki gün yaşamalarını etkiliyor. Dolayısıyla bu noktada dikkat ettiğiniz zaman ama gerçekten güzel bir tatil sizleri bekliyor diyebiliriz. Yani bir koya çektiğinizde, bir yere çektiğinizde biliyorsunuz ülkemizde çok güzel artık karavan parkları da yapılmaya başlandı. Buralara günlük işte 500 liraya, 300 liraya girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu açıdan baktığınızda güzel olabilir. Ama dediğim gibi bir karavan kiralayıp denemekte fayda var. Yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Evet, sizin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa alt kısımda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.